gelir aklıma, anam aklıma, anam aklıma. Yaz gelende göçler yollara dizilir. Bize ev sahipliği yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Doktor İbrahim Kahraman Bey bizim Kocaeli'de yörüklerle devlet arasındaki aracımız. Eski Kent Konseyi Başkanı, Adnan Hoca Başkanı, serbest çalışan, halkla ilişkilerden çok önemli derecede tecrübesi olan bir hekim kardeşimizdir. İsmail Kahraman Bey Türk dünyasında araştırmacı, yazar, zaman zaman televizyonda seyrettiğiniz olmuştur. Önemli bir zamanın önemli bir bölümünü Türk dünyasına, Türkmenlere, Yörüklere ayıran bir kardeşimizdir. Değerli hocalarımız el atıp gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillere aktarılması açısından üniversitelerin çok değerli olduğunu ve bu çalışmaların daha da ileriye gideceğini umut ederek teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Partimizin Fatih Uslu doktor öğretim üyesi üniversitede sosyolog. Mehmet Hocam da gelmiş bu arada, onu gördüğümde sevindim. Akdeniz Üniversitesi'nde bir derneklerin öncelikle başlatmış olduğu bu yörük hareketlerine bir akademik yön verelim diye başlatmış olduğu 2016 yılında Yörük Araştırma Merkezi, Yörük Kültürü Uygulama Araştırma Merkezi'ni kurduk. Bu araştırma merkezi Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyordu. Arkasından Mersin Üniversitesi'nde kuruldu. Mersin Üniversitesi'nden sonra Muğla Üniversitesi'nde ve İzmir Üniversitesi'nde 9 Eylül'de kuruldu ve şimdi aramızda da bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Yörük Kamu Müdürümüz Mehmet Akoca aramızda. Böyle bir zincir halka büyüyor. Bu halkanın büyümesi bizim için çok kıymetli. Şu açıdan çok kıymetli. Gerçekten Yörük Federasyon Başkanımız, dernek başkanlarımız burada. Yörük derneklerinin 80'li yıllardaki başlatmış olduğu bu hareket bir devinim artık bilimsel nitelik de kazanmış durumda ki bu araştırmalar bunları gösteriyor. Bu derneklerin yapmış olduğu hareketler çok önemliydi ama bunun akademik ayağı biraz eksik kalmıştı. Onları da artık tamamlıyoruz. Bunun bir aşama sonrası yörük enstitüleri, yüksek lisans doktora öğrencileri alan enstitülerin kurulmasını arzu ediyoruz. Biz o yönde çalışmalarımız var. Üniversitesi'nde ben de Kuzca yörüklerindenim. Fatih Hocam'la tanıştıktan sonra ben de yörük kültürünü aslında yörük olmama rağmen çok görüşme fırsatımız olmadı ama ben de böylelikle tanıyorum. Bize iktisadi anlamda kırsal kalkınmada, kırsal turizmde yörük kültürünün rolü ne olabilir? Bununla ilgili çalışmalarımız olacak kendisiyle. İsminize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Kocaeli'ye 1982 yılında mecbur hizmetten gittim Ankara'da. Burada yakın dostum Masur Bey gibi o dönemde Kocaeli Aydınlar Hoca Başkanlığı gibi bir sivil toplum kuruluşu yöneticiliğim vardı. Serbest hekim olarak çalışıyorum. Mehmet Özer Bey, Oğuz ve Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı Mehmet Özer Bey ile hukukumuz vardı ama ben İsmail Bey gündeme getirinceye kadar Gebze'de ormanda hayvancılıkla uğraşan yörüklerin olduğunu bilmiyorum. Kendisi konuyu bize iletti. Mehmet Başkanımla konuyu kritik ettik. Sonra ilgili dernek başkanı arkadaşlar konuyu kritik ettik ve bir yerlere getirdik. Sağ olsun İsmail Kahraman Bey'in bahsettiği gibi kaybolan değerlerimiz yörük kültürü. Tabii Anadolu şehirleşme sürecinde bu şehirleşmenin getirdiği gerçekler var. Bu gerçeklere karşı kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi korumanın mecburiyetleri var. Türk aydın olarak. Anadolu'da bilinmeyen yemekler kitabının turizmden emekli oldum ben. Onun kitabını çıkardık. Fatih Hocam'la beraber ve Kültür Bakanlığı'na beraber daha devamlı çıkaracağız inşallah. Başarılarını devamlı edelim. Konuşulacak çok şey var ama kısaca Dilber Kızı, Teke Savşar Yörükleri Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Teke Federasyon Yörük Başkan Yardımcısıyım. Böyle güzel çalışmalar salonlarda kalmaz. Sosyoekonomik kısmına da geçelim. Teşekkür ederim. Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mustafa Kuş ve Karakoyunlar Federasyonu Genel Başkanı Sayın Engin Önkümar adına burada bulunuyorum. Çalıştay'a katılan herkese teşekkür ediyorum. Serik Solak Yürükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanıyım. Emekli olduktan sonra biz de hasbelkader Yörük kültürüne bir katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle başkan olduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adnan Tezger, Antalya Serikler Derneği Kurucu Genel Başkanı. İkinci dönem yine seçildik. Yeni bir şeyimiz oldu, bizim seçimimiz. Değerli Gebze diyelim, Macaristan'dan, öyle değil miydi hocam? Oradan gelen bir kültürün şu anda biz araştırması yapılıyor, kısacası. Biz de dün arkadaşlarımıza, değerli başkanıma, değerli hocalarımıza misafirperverlik yaptık. Bundan memnunuz. Kendilerini gerçekten ağırlayabildiysek ne mutlu. Bundan sonraki çalışmalarda da hep beraber olacağımıza inanıyorum. Fazla söz uzatmak istemiyorum. Hepinize bu konuda katkı koymayı davet ediyorum. Ankara Üniversitesi antropolog doçentim. Yörükler üzerine çalışıyorum uzun senelerdir. Bu bölgede de çalışmaların bir kısmı bitmek üzere, yakında kitap haline gelecek. Bugünkü burada bulunmaktan da davet için de sizlere teşekkür ediyorum. Efendim, Nasır Postepe, iki Nasır var. Evet. Ben Macar'dayım. Avşaroğullarındanım kök olarak. İnşallah toplantı ikramında birkaç tane yörüklerle ilgili hatırayı da size arz edeceğim. Yazılarından bir tanesi de yörük kültürüydü. Yörüklerle ilgili özellikleri yazmıştım. Bu toplantıya katılmaktan büyük bir şeref, onur duydum. Gebze'den gelen ekibe çok teşekkür ediyorum. Her zaman küçüklüğümden beri babamızdan ve büyüklerimizden dinlediğimiz üzere Gebizliyim. Gebiz'de her zaman büyüklerimiz oturduğu zaman, dedelerimiz oturduğu zaman konuşurlardı. Derlerdi ki bizim atalarımız Orta Asya'dan geldi, Macaristan'dan geldik. İşte gelmişiz, Gebze'ye yerleşmişiz. Gebze'de uzun yıllar kaldıktan sonra bir olaydan sonra tekrar bir Gediz'den bahsediliyor. Gediz'e gitmişiz. Oradan o isimden dolayı daha sonra tekrar Gebiz'e gelmişiz. Gebiz'de Macar olarak, Macar köyü olarak ismimiz kalmış. Daha sonra değişmiş, 60'lardan sonra, 40'lardan sonra değişmiş Gebiz olarak. Gebze, Gediz, Gebiz olarak gelmiş diye sürekli dinliyorduk. Şimdi gelen ekip soyumuzu araştırıyor. Kaybolan değerlerimiz, yörük kültürümüz, ben de her zaman yörük torunuyum diye övünüyordum. Şimdi çok daha mutlu oldum. İnşallah birlikte güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Gebze Yörükler Dernek Başkanıyım. 2013 yılı kurulumlu bir derneğimiz. 2013'ten beri Gebze bölgemizde, Kocaeli bölgemizde var olan yörüklerimiz vardı. Bunlar kadastro çalışmaları geçerken havadan geçtiği için diğer yörük maalesef yok. Olmadığı için de 2011 yılı itibariyle işgalci duruma düştülerdi. 2011 yılında Sayın İsmail Kahraman Bey'e, Doktor İbrahim Kahraman Bey'e, Oğuz Boylar Konferasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer Bey'in önderliğinde devletimizin yetkili makamlarına konuları arz edildi. Büyükşehirimize ve Antalyalı olan, Manavgatlı olan, o zamanın Kocaeli valimiz olan Ercan Hoca Bey'in büyük emekleri sayesinde bir çalışmalarımız başladı ve 22 ailemiz bugün itibariyle 58 dönüm tapularını aldı. En azından yerli deniyorduk ama yeri yurdu olmayan insanlardık. Yerli olup en azından 50 dönümde olsa, eskiden beri ata topraklarımızda, var olduğumuz topraklarda devletimiz tarafından işgalci durumuna düşmektense 50 dönüm olsun, bizim olsun. Devletimiz bizim tanıdığı için Allah razı olsun diyoruz ama başta baş mimarlarımıza Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Adım Sadık Büyükemiz, öğretmenim. Halihazırda bir okulda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Bu güzel çalışmanın güzelliklerle dolu olmasını ve siz değerli konuklara güzellikler ve başarılar getirmesini temenni ediyorum. Abdullah Antalya Yörükler Derneği Başkanıyım. Yeni Altuntaş, Antalya Aksu Kent Konseyi Başkanı ve Kötekli Yörükler Dernek Başkanı'nı yapıyorum. Öncelikle bu programı hazırlayan tüm abilerime, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gebze Yörük Türkmen Derneği'ne hoş geldiniz diyorum üyelerine. Bugün aslında vizem vardı. Vizeyi bir şekilde ayarladım. Burada olmam gerektiğini düşündüm. Önce gelemeyeceğimi söylemiştim. Babam Tömüşlü yörüklerinden, anam Karakoyun yörüklerinden, ebe deriz biz. Ebem Gebizli. Babamın ebesi de Gebizli. Yakın çağ tarih alanında yörükler üzerine çalışıyorum. Doçent Doktor Mehmet Ak, ismini söyleyeyim. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde, Eğitim Fakültesi'nde kadrom. Aynı zamanda Halkü'de kurulmuş olan Yörük Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürüyüm. Merkez Altso Meslek Yüksekokulu var, oranın müdürüyüm. İnkılap Tarihi'nin ve Sosyal Bilgilerinde bölüm başkanıyım. Ama yakın çağ tarihi alanında yörükler üzerine çalışan tek kişiyim ben şu anda. Tek olmak beni üzüyor. Yani ben tekim, burada her şeyi ben söylerim gibi bir mantığım hiçbir zaman olmadı. Teke yörüklerinin yazarı benim, Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış olan. Yörükler konusunda beni başarılı kılan neden neydi onu söylemem gerekirse, ben hala konar göçer yaşamı devam ettiren, her zaman her yerde söyledim, gururla söyledim. Hiçbir zaman bunu söylerken, yani ben şuyum buyum, ünvanım hiçbir zaman benim önüme geçmedi. Ve asla da geçemez. Kepeneği dün çıkarmış gelmiş bir adam. Ha, yeri geliyor, okuldan çıktığım zaman gidiyorum, anama, babama, kardeşlerime yardım ediyorum. Kardeşimin birisi, amcam, amcalarım, dayılarım, babalarım hala bu konar göçer yaşamı Anamas ile Serik arasında sürdürüyorlar. Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü Halk Kültürü Araştırmacısıyım. Tekrar sizin nezdinizde de İsmail Bey ve ekibine hoş geldin diyorum. Mehmet Hocam'ın da ifade ettiği gibi, yani özetle bu çalışmanın özellikle Gebizlilerin Macaristan'dan mı geldi, ne oldu konusu hakkında bilim dünyasına çok iş düştüğünü ben düşünüyorum. Bu konuda da gerekli ciddi anlamda arşivlerin taranarak araştırma yapılmasını umuyorum, diliyorum. Kazım Çerçeğli, Irak Türkmen İzlik Federasyon Başkanı ve Irak Türkmen Derneği üyesiyim. Öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda gençlerle, sporla ve izlikle kamplara katılıyoruz. Bugün de misafir olduk, arkadaşlarla burada olduk. Çalışma dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Güzel bir çalışma yapıyorsunuz. İnşallah her zaman başarılı olursunuz. Bir gazeteci olarak en çok etkileyen Macaristan'dan çok sayıda insanın gelip orada araştırma yapması. Tabii onların başka gayeleri olabilirdi ama olayın da bir tarafı bizdik, Gebze'ydik ve 40 yılda orada Gebze dağlarındaki Sırlık verasındaki yürükleri araştırıyor idik. Daha sonra Macaristan'a gittik. Zigetvar, Kanija, Estergon, Cerdelen ve Nazlıbudi, oralarda araştırma yaptık. Ama daha eskiye gittiğimizde bazı kaynaklar Peloponan Savaşı'nın Maltepe önleri dediği yerin Gebze, Eskisar ve Çayırova'da olduğunu yazıyor. Orhan Gazi dönemi ve Orhan Gazi Gebze'yi fethedince ilk vakıf kuran Osmanlı padişahıdır. Hocalarım çok iyi bilir. Ve ilk kurduğu vakıflarından birisi de Gebze'dir ve Tomuzluca Vakfı'dır. Yani bugünkü Sırlık merası, Sırlık yürüklerin olduğu bölgede kurmuştur vakfı ve o yürükleri oralara getirip bizzat Orhan Gazi iskan etmiş ve kurduğu vakıfla. Daha sonra burayı Çoban Mustafa Paşa çok ciddi şekilde şehirleştirmiş. Hanlar, kervansaraylar yapmış, genişletmiş ve Kanuni'nin önemli vezirlerinden, önemli paşalarından birisi olarak Macaristan seferine katılıyor defalarca ve Macaristan'ın fethinde bulunuyor. Benim tespitim şu, Macaristan'ı fethettiğinde mutlaka orayı şenlendirmek üzere insan götürecek. En güvendiği insanlar da Gebze'ye getirip yerleştirdiği insanlar. O insanları Gebze'den alıp Macaristan'a götürüyor. Ve Macaristan'da Osmanlı 145 yıl kalıyor. 145 yıl kaldıktan sonra kaderin cilvesi, gerileme ve geri dönüş oluyor. Oralar terk edilince ve oraya giden insanlar 150 yıl sonra nereye gelecekler? Elbette Balıkesir'e, İstanbul'a, Tekirdağ değil. Nereden gittilerse oraya gelecekler ve zaten orada da bir yörüklük kültürü var. Gebze'ye geldiklerine inanıyoruz. Ve halen Macaristan'da Gebuzu diye bir yerin olduğunu da tespit etmiş durumdayız. Hatta Gebizli yörük dostlarımız dediler ki Gebze'nin adının Gebze olarak bizim tarafımızdan verildiği söyleniyor. Ama bir gerçek var ki Gebze, Sırlık dağlarında yaz kış yaşayan Türkiye'de tek yörük aileleri orada. Ve kışın gelin göreceksiniz. O çamurda, karın içerisinde bilim, teknoloji, sanayi merkezi, Türkiye'nin en önemli çalışmaların olduğu yerde Gebze'de olduğunu göreceksiniz. O Macarlılar gelip benim öz ve öz yürüklerime siz Macarlılar diye sahip çıkarken bir gazeteci olarak ben karşı alternatifimi ortaya koymazsam, onların Gebze'den Macaristan'a gidip Macaristan'dan Gebze'ye geldiklerini ispat etmeye çalışmazsam büyük bir sorumluluk altında olduğuma inanarak bu çalışmayı getirdik. Bizleri ağırladınız. Şimdi sizi bir 7-8 dakikalık görüntülerle bir Gebze'ye götürelim. Gebze'de hazırladığımız o Yörük Obası'na götürelim, izleyelim. Ondan sonra da bunu tartışmaya açalım. Görüş düşüncelerinizi almak istiyoruz. Bölge yetkilileri Gebze Sığır Dükkanası'nı ziyaret ederek Yörükler tarafından düzenlenen Yörük Şenliği'ne ve iftarına katıldılar. Türk halkının kökü aslında Yörüktür. Yani Orta Asya'da atalarımızın yaşadığı göçebe hayatı normala göre bir devamıdır. Tabii büyük ölçüde hayvancılıkla geçiniyor Yörük kardeşlerimiz. Ama çok büyük, çok güzel özellikleri var. 40-50 kişilik bir Macar grubu gelip Gebiz'in de araştırma yaparken bizim gazetecilerin, kültür adamlarının buraya fazla ilgi göstermemesi gerçekten üzücü. Buradan bütün kültür adamlarını, gazetecileri, akademisyenleri bu noktada araştırma yapmaya davet etmek istiyorum. Gebze dediğim gibi çok önemli, henüz arşiv belgeleri bile açılmış değil. Çoban Mustafa Paşa'nın 75 sayfalık orijinal vakıfnamesi daha yeni tercüme edildi. Adamın nerelerde vakfı var bilemiyoruz. Çok büyük bir şahsiyet. Macaristan'dan Mısır Beylerbeyliğine, Anadolu Beylerbeyliğinden Rodos Fatihliğine kadar çok büyük görev yapmış ama en önemli görev yeri son dönem Macaristan'dır ve Macaristan'a Gebze bölgesinden çok sayıda yörüğün gittiğini, daha sonra da 150 yıl sonra buralar işgal edilince onların Gebze üzerinden Gediz'den Gebze'ye geldiğini iddia eden, ortaya atan bir insan olarak buradayız. Dün basına farklı bir haberimiz çıktı. Bundan sonra bunun üzerinde durmak istiyoruz. Söz öncelikle hocalarımız bu noktada ne yapabiliriz? Önemli olan çözümün bir parçası olabilmek. Yani nasıl çözebiliriz? Nedir? Eğer biz sahip çıkmazsak o Macarlar çok daha fazla geleceklerdir. Konumuz Gebze ve Gebiz arasında bir ortak yön bulabilmek. Bu konu öncelikle araştırmaya muhtaç bir konu bana göre. Henüz araştırmaya muhtaç bir konu. Bu konunun öncelikle tarihçi hocalarımızla ve bizim sosyolog ve diğer bilim heyetimizle bunun bir incelenmesi gerekiyor. Biz Akdeniz Üniversitesi YÖRKAM olarak bu konuda bir çalışma yapmaya, diğer araştırma merkezleriyle, diğer bilim insanlarıyla istişare halinde bu konunun üzerine durmaya talibiz. Ama ben şunu buradan söyleyemem. Yani bugün işte bu mevcut ilişkiler doğrudur. Yani tespit edilmiştir. Bu konuda yani internetten şey üzerinden PDF olarak arattırdığımız zaman çok sağlıklı bu konuda yani elimizde şu an için bir veri benim ulaştığım sağlam bir veri yok. Ama bunun bir sonraki aşamasında yapacağımız işte kaynak taramalarında ve özellikle de arşiv araştırmalarında ve yerinde gidip görerek bu işin araştırmalarıyla gerçekleştirildiği zaman somut bir şey ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Gebizlerle ilgili ulaştığım ilk belge Cevdet Maliye içerisinde ve 1705 tarihli. Bundan sonra 1720'li yıllarda, bakın defterin numarasını da veriyorum. 6890 sayılı maliyeden müdevver defter içerisinde var. Burada iki obası var Gebiz yörüklerinin. Bir Matarecike Tuna, bir de Hızır diye obası var. Burada hanenin birinin ilk sırasında Macar Hasan diye bir adam var. Sizin o Macar zannettiğiniz var ya Gebiz'deki. Ya da bugünkü efsane var ya şehir efsanesi. O Macar Hasan'ın soyundan gelen obalar. Peki Macarlarla mı sırdı sadece Gebiz yörükleri? Hayır. İki başlı namı diğer Kındıra. Gebiz'de olduğunu biliyor musunuz Sadık amca? Evet, Gebiz yörüğünün bir obasıdır. Aşağı oba, Gebiz yörüklerinin bir obasıdır. Dorumlar, Çatallar, Gebiz yörüklerinin bir obasıdır. Yine Akçabeyler, namı diğer Akçapınar, Gebiz yörüklerinin bir obasıdır. Belgede aynı böyle geçer. Esfay Frank diye bir adam duydunuz değil mi? Evet. 1980'li yıllardan beri. Nasıl hocam? Beraber göçmedik mi aileye? Espay Frenç hiç bana bahsetmedi. Çocukluğundan beri defalarca göçtük yaylaya. Sadece bu kültürü merak ettiğinden onun için burada olduğunu söylüyordu. Ama biz de Macarız, siz de Macarsınız demiyordu. Sadece dedesinin Macar olduğunu, Amerika'ya göçtüklerinden bahsediyordu. Birebir yaşamış bir çocuğum ben bunlar. Belki 5 yıl göçtük. 5 defa geldi bizimle aynı coğrafyaya göçtü. Birebir muhatap olduğumuz, evimizde kalan bir adam. Ama ben araştırma sürecine, yani doktoraya başladıktan sonra bakıyorum ki Espay French, o Macar akrabalarımı buldum diye makale yayınlamış. Neye göre? Bakınız. Bir de Beder Dibor diye bir adam. Aynı şekilde Macaristan'dan. Akrabalarını bulmuş. Bu Macar adına binaya Macaristan. Ben İbrahim Bakır, doktor öğretim üyesiyim. Mimarım ve tarihçiyim. Biz hocamın yayınlarından, araştırmalarından faydalanırız. Mekanı onun üzerinden kurgularız. Değişim dönüşümü onun üzerinden bakarız. Sosyolojik açıdan konuya tabii hep uzmanların birlikte değerlendirmesiyle bu alanlar tanımlanabilir. Ben de bu anlamda doktora tezim Batı Toroslar'da yörüklerin yerleşim ve mekan sorunlarını araştırdım. Mersin'le işte Korkuteli Elmalı arasındaki bölgeyi araştırdım doktora tezimde. Bu bölgede insanlar yaylak kışlak arasında nasıl bir hareket halindeler, ne yapıyorlar, mekanlarını nasıl kurguluyorlar, doğaya, çevreye nasıl bakıyorlar, nerede yaşıyorlar ve burada mekan kurgularını nasıl boylara göre değişiklikler var mı? Bütün bunları araştırdık. Bu anlamda tabii zaman üstü birçok değerler var. Tabii elbette Mehmet Hocam'ın söylediği gibi elbette yörükler bugün evet yörük diyoruz da yaşam biçimimiz hep o yürümeye dayalı bir olay mıdır? Hayır değildir. Artık yürüyen sadece herhalde 50-60 aile var hocam. O da Sarıkeçililerin Mersin yöresindeki şeyler arasında ya da burada birkaç aile kaldı burada da. Dolayısıyla bu hayat değişiyor, hızla değişiyor. Ama önemli olan sanıyorum onun zaman üstü değerlerinin farkında varabilmek ve bunların bilincinde olarak geleceği kurgulamak diye düşünüyorum. İleriye yayılsınız. Mehmet abi de çok eski doğru Türkiye'de Hamdi ağamız bizim kültür ağamız. Hemen ağamız. İbrahim abi, İbrahim Bey bu işin mimarlarından birisi hem belgeleri vermek istiyorum. Hamdi kıymeti yok. Efendim teşekkür ederiz. Manevi kıymeti çok büyük. Güzel bir hafta. Güzel tanıştınız. Bu arada ben de yürüyorum. Her zaman sana söylüyorum. Dernek başkanlarımız böyle. Hoş geldiniz. 2014 yılında İsmail Kahraman Bey, ben Kent Konseyi Başkanıyım. Doktor Bey ne biçim Kent Konseyi Başkanısın diye bir hitapta bulundu bana. Ne oldu İsmail'ciğim dedim, kendisi yakın arkadaşımdır. Ya dedi sen Kent Konseyi Başkanısın. İbrahim Karosmanoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı. Sizin zamanınızda bizim bu Sığırlık'ta yörük kardeşlerimiz var. Buranın esas sahibi 600 yıl önce Sultan Orhan zamanında yerleştirmiş insanlar. Jandarma ve orman memurların arasında hapsolmuş kalmışlar. Kimisi ceza vermekten, kimisi hapse girmekten artık yaşamaya mecalleri kalmamış. Bu kardeşlerimize el vermemiz lazım. Ya dedim İsmail'cim bu konuda sen bilgi verdin, biz de el veririz. Hemen tabii Mehmet Başkan'ı aradım. Bizim Yörükler Federasyonu Başkanı. Kendisi Gebze yörükleriyle ilgili başkanla bizi buluşturdu ve biz orada o yörük merasında, Sığırlık merasında ki Gebze'ye 20 kilometre içeridedir ormanın içinde. Büyükşehir Belediye Başkanımızı taşıdık. Sayın Valimizi taşıdık. Ve şu anda oradaki Mehmet Bey'in yaptığı bir konuşma benim kulaklarımda hiç gitmez. Beyler dedi, biz dedi yörükler olarak bugüne kadar hep devletin ya jandarmasını ya orman memurunu gördük. Ama çok şükür ki bugün devletimizin valisi ve şehir eminini biz burada ağırlamaktan bahtiyarız. Evet, Antalya'daki çalıştayımızın sonuna geldik. İçişleri Bakanlığı'nın Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Gebze Sığırlık Merası Yörük Türkmen Derneği işbirliği içerisinde çalıştayımız önemli akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum örgütü yetkilileriyle Antalya İlimiz Kültür Turizm İl Müdürlüğü Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Çalıştay Merkezi'nde gerçekleşti ve Antalya'da yörüklük kültürünü araştırmaya devam ediyoruz.